Tamam mı? Geç otur kız. Çok kötü huyları vardı. Artık çocuklarımız da büyüyordu. Yapamıyorduk yani. Sürekli huzursuzluk veriyordu. Kazancını çocuklara getirmek istemezdi. En son çare ben boşanmada buldum. Hatice yağmur yağarken buraya geldi. Sabah saatleriydi. Yapamamış ablasının, eniştesinin yanında. Günümüzde kolay değil. Geçinmek zaten çok zor. Hani mamasıydı, sütüydü, çocuğun beziydi. Yetişememiş. Yanıma geldi. Yanımda kalmak istedi. Ben buna asla şey yapamam yani. Geriye çeviremezdim. Çünkü kucağında küçük bir çocuk. Kendisi de hasta. Kendisi de astım hastası. Nefes almakta çok zorlanıyor. Bebek sürekli kusuyor. Aşırı bakımsızlığa mahkum kalmış. Yani kolay değil bunları dışarıya atmak. Ben atamazdım. Yani elimden geldiğince mamasıydı, beziydi, üstü başıydı. Ha, eski getiriyorum. Yeniyi alamıyorum ama ben çocuklarıma eski giydiriyorum. Hurdadan ne bulursam getiriyorum. Aynı şekilde Hatice de. Ben de çocuklarımla. Bu şekilde geçiniyoruz. Belki bir hayırsever. Ben kendime değil. Sadece Hatice ve bebeği için. İnanın ben kendime bir şey istemiyorum. Yani Allah'a çok şükür. Ben ufak da olsa, az da olsa çok getiremesem de, yeni değil eski getirsem de Allah'a çok çok şükür. Kendimde elbette onu gördüm ki ben bir anneyim. Bebek kucağında. Yani ağlıyor, bebeği aç. Bebeğine nişasta vermek zorunda kalmış. Sütü yok. Korkudan sütü çekilmiş. Yani bebek bu nişastayı içtikçe daha çok kusuyor. Hani ben onları dışarıya atamazdım. Hani hurdadan ben günlük 10, 15, 20. Ben bunun için de kira veriyorum. Elektrik suyumu veriyorum. Çocuklarıma bakıyorum. 3 tane çocuk okutuyorum. Hani Batu bebeğin adı. Batu bana bunun için de fazla gelmiyor. Sanırım yani Allah'ım bunu bana mükafatlandıracak. İnanıyorum ben buna. Ben Hatice, 33 yaşındayım. Ve 6 çocuk annesiyim. Eşim bu son çocuğum da işte maddeden cezaevine gir çık ettiği için bana madde ikram etti. İçeceksin dedi. Ben de içmem dedim. Adam bana bıçak çekti, kovaladı. Kaçtım. Doğumum dışarıda şey oldu. Hastaneye kaldırdılar. Hastaneden erken doğum yapınca çocuğumu 3 hafta erken doğunca hastaneye küveze aldılar. Eniştemgilin yanına gittim. Enişteme eşim telefon etti. Tacizde bulundu. Yani terbiyesiz laflar kullandılar eniştemgile. O yüzden eniştemi de kabul edemedi, bakamadı. Hem çocuğunun maması hem şeydi. Adamın durumu olmadığı için bana bakamadılar. Ben de Allah için geldim, bu kadının yanına sığındım. Bu kadın da nereye kadar bakacak? Ben devletime sesleniyorum. Benim çocuğuma da, bana da anneme de bakıp sığınacak bir yer versinler. Bakan bedenim yok. Annem kalp hastası. Şekeri de var. Sığınacak kimsem yok, sahibim de yok. Bir Allah bir de devletimdir. Başka bir şey demiyorum. Allah için el uzatsınlar. Dövüydü, nefes aldırmıydı, evin içi kötüydü, harabeyim bir yerde oturdum. Öyle nefes alacak gibi yerim yoktu. Dışarı çıkardım, bahaneleri gezerdi. Yani ağzına gelen saydı, ağza alınmayacak kelimeler kullandı. Sağda solda arıyor. Herkese her yerde arayıp ben haber salayım. Vuracağım ben onu. O çocuğu da vuracağım, kendini de vuracağım diye. Haber salıyor. Korkumdan dışarı çıkamıyorum.
Ne yapacağımı da şaşırdım. Kendini şikayet de ettim. Mahkeme kararı uzaklaştırma verdi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Beşi babasını da alamadım. Çünkü ben kalacak yerim yok ki ne. O çocuklarımı alam. Son bir bu bir denem kaldı. Bu bir deneyi de yanıma aldım. Çünkü bana çok ihtiyacı var. Mecbur. Korkudan artık sütüm kesildi. Çocuğa mama alacağım. Ne 5 kuruşum var ne bir şeyim var. Param yok, çalışamayayım da. Nasıl edeceğimi bilemiyorum. Tutuverdi. Yatardım niye yattın? Kalkardım niye kalktın? Gülerdim niye güldük? Ne diyeceğimi şaşırdım. Bir kadın bir yere kadar dayanır. Can cezaya dayanamaz. Elbet kaçar gider. Benim için değil. Allah için şu çocuğu maaş etsinler, el uzatsınlar.